Aman ingmor koyun meler gelir, aman ingmor koyun meler gelir, yavrum dağları deler gelir, aman dağları deler gelir. Gülşen! Efendim baba. Kızım anne uçu yeri nerede kaldı? Hazır olmak üzere baba. Bu adam Necati Bey. 40 sene kasaplık yaptı. 3 kere evlendi. 5 çocuğu, 2 gelini, 1 damadı, 3 torunu ve 12 apartman dairesi oldu. Necati Bey her gün yeni bir icat çıkarıyor denilen yaşlılardan. Kızım gelmişken şuralara bir baksaydın ya, bak buz bitmiş. Necati Bey, keyfine düşkünlüğü, otoriter yapısı ve garip huyları yüzünden 3 karısı tarafından da terk edildi. Nesine de yavrum nesine, sigara da koymuş fesine, aman ben yandım birisine, yavrum ben yandım cilvelisine. Necati Bey'in gelinlerinden en bahtsızı Gülşen. Çünkü kocası ve çocuklarıyla birlikte Necati Bey'in evinde yaşıyor. Bunun için de kocasını suçluyor. Soracağım ben sana. Soracağım ben sana. Baba, doktorun hareketli yaşamdan kastettiği koşu bandında demlenmek değildi. Evladım, doktorun bana hareketli ve stressiz bir yaşam tavsiye etti. Ama şimdi ben sadece yürüyünce stres yapıyorum, biliyor musun? Onun için peynirimi yiyorum, kavunumu yiyorum, sütümü içiyorum, stresi yeniyorum. Vallahi enteresan bir spor anlayışı baba. Oh, sen niye geldin? Gene dükkanı o montofona mı bıraktın? Evet. Ben sana o burdanayı dükkanı tek başına bırakma demedim mi evladım? O etleri satmıyor, yiyor. Yok baba, yok, yemez. Baba, ayrıca Rıza etleri yerse de yesin ya. Yani etler çürüyor hep kasapta. Zaten iş yok. 40 sene kasaplık yaptım. Senin kadar tembel dana görmedim lütfen. Ulan böyle bir millet varken yani Adana kebabı bizde, şiş kebabı bizde, testi kebabı bizde, çağ kebabı bizde, orman kebabı bizde, Çankırı'nın yaren kebabı bizde, böğür kebabı bizde, köftenin envai türlüsü bizde, mangalcıların Allah'ı bizde. Yani sen bu millete de et satamıyorsan sen bilirsin lütfü. Ya babacığım, artık millet kasaba gelip et almıyor. Eti gidip süpermarketten alıyorlar. Kasaplık öldü ya. Bak babacığım, gel biz bu kasabı kapatalım. Başka bir iş kuralım ya. Bunda artık iş yok, para yok. Para mı yok? Lan ben bu işten 12 tane apartman dairesi aldım oğlum. Babacığım sen 20 sene önce dağa taşı 3 kuruşa aldın. Hepsi sonradan değerlendi. Sen de öyle yap lütfü. Uyuma oğlum. Lütfü, Necati Bey'in büyük oğludur. Hayatta iki büyük problemi vardır. Biri baba mesleği kasaplık, öteki de karısı. Yeter artık Lütfü, yeter. Ben artık dayanamıyorum. Bıktım artık babana hizmet etmekten ya. Biliyorsun hayatım, yaşlandı, idare ediver. İdare et. Aa, idare etmem için benim bir ışık görmem lazım. Ne gibi? Bu evden taşınmak gibi. Hayatım bak, biliyorsun. Erdemler yani taşınır taşınmaz biz de alt kata geçeceğiz. Az kaldı, sabret hayatım. Yok Lütfü, yok. Yok öyle alt kat mat kat falan. Ben dayanamıyorum artık ya. Ha, mümkünse babanla uzak bir yer olsun yahu. Karşıyaka'ya taşınalım. Yok, İzmir Karşıyaka'ya taşınalım biz. Biz en iyisi başka ülkeye sığınalım. Hayatım bak falan yok lütfen. Kaç zaman oldu birlikte baş başa iki çift laf edemiyoruz. Baş başa yemek yiyemiyoruz. Gülşen, kapı çalınıyor. Sanki buradan duyulmuyor o kapının sesi değil mi? Ha? Yok, illa bir şey söyleyecek. Söylemese ortadan ikiye çatlar. Maydanoz. Tamam aç, ben kapıyı açarım. Haftaya kesin bir daha gidiyorum aşkım. Olur aşkım. Ama bu sefer bacağımı tuttu. Nasıl ya?
bakayım. Hop hop. Aile var burada. Ne var? Biz de aileyiz. Nereden geliyorsunuz böyle? Biking'den. Mountain biking. Buyur. Bisiklet, bisiklet. Dağ bisikleti. Erdem'lerin şirketinin motivasyon gezisi vardı da. Oh ne güzel be. Hem para veriyorlar hem de bir de motive ediyorlar. E oğlum yabancı şirket. Adamlar önce insana yatırım yapıyor. Her şeyi veriyor da akşam yemeği vermiyor mu bu şirket? Her akşam buradasınız be. Biz buraya babamızı görmeye geliyoruz herhalde. Ne haber babuş? Ne haber babuş? Yalaka. Hoş geldin evladım. Merhaba. Ya spor babama yaradı değil mi Fulya? Bayağı bir kilo verdi. Ben 2 senedir diyet yapıyorum. Bana bir kere kilo verdin demedi. Çünkü kaldır şu bandı evladım. Erdem kaldır şu bandı hadi. Babam sana dedi. Ben de sana diyorum. Lütfü sen kaldır evladım. Kardeşin çok çalışıyor. Biz de ev hanımı değiliz herhalde baba. Ama o kafa işi yapıyor. Senin gibi bütün gün dükkanda pineklemiyor. Vallahi ortaokuldan alıp dükkana kapatan sensin. Kasaplar sinek avlıyorsa benim suçum mu baba? Bıraksaydın biz de okur, biz de kafa işi yapardık. Ulan dünyada profesör olacaktı da ben mani oldum sanacak yani. Yani ben seni kaç sene okula gönderdim evladım? Hangi dersten iyi not getirdin? Sadece din, ahlak, beden. Hakikaten abi ya, haksızlık etme. Sen daha ortaokula giderken bile daha okumayı sökememiştin. Sen annene dua et. Annen sana sahip çıktı da okudun. Babama kalsa sen de kasap olurdun. Benim annem cahil kadındı. Senin annen mi cahil kadındı? Ulan benden boşanırken 2 tane daire aldı be. Cin gibi karıydı Allah canım olsun. E tamam işte. Onun anası da 3 tane daire aldı. O daha cindi. Babacığım sizinle evlenmek de emlak yatırım yapmak gibi bir şey. Boşandın mı zenginsin. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani aslında babamın oğlu değil, karısı olmak gerekiyormuş. Bak bize daha 1 daire bile düşmedi. Ben size balık tutmayı öğrettim evladım. Kendi balığınızı kendiniz tutun. Sen Erdem'e ağa verdin. Bana da küçücük bir olta. Adalet mi bu? Ne huysuz adamsın Lütfü, ne huysuz adamsın. Hani gerçekten karım olsam var ya, dakikada boşandım seni, dakikada. Vır 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 tın 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 tın. Hakikaten abi ha. Kes bırbırı gel, toplayın şunları, çerezleri koçup, ana yemek gelsin, karnım acıktı. Peki baba. Baba, biz de üstümüzü değişip öyle gelelim. Tamam ya. Tamam, hadi. Oh, açamadı kapıyı bak bak. Dur dur. Allah canını alıyor seni. Ona gidecekler açarım çünkü. Bay Çak! Amca! Amca! Baba Yiğit ağaçtan düştü. Ne? Spiderman gibi uçmaya çalıştı. Susun abla ya. Seni ben bugün öyle uçuracağım ki Spiderman yapacağım. Spa! Öyle değil mi baba? 2 metre falan uçtum ya. Çok güzel uçuyor ama bir türlü konamıyor. Necati Bey'in kalabalık ve gürültülü bir hayatı vardı. Ve bu gürültülü hayat daha da gürültülü bir hale gelmek üzereydi.